Demokrasi, bizim milletimiz demokrasiye çok düşkündür. Çok darbeler gördük. Muhtıralar gördük. Darbe girişimleri oldu. En son milletçe yendik 15 Temmuz'da. Dolayısıyla bizim milletimiz dayatmaları sevmez. Demokrasimiz güçlü olacak. Demokraside de bir üst lige çıkmamız gerekiyor. Ekonomide 10 bin dolarla, 11 bin dolarla yetinirsek olmaz. 30 bin, 40 bin dolara çıkmamız lazım. 2002 yılında 3 milyon turist geliyordu Antalya'ya. 2014'te 13 milyon turist geldi. Şimdi 14 milyona doğru gidiyoruz. Ama toplamda hedefimiz 50 milyon. Bu sene 40 milyona doğru gidiyoruz. Turizm niye diyorum? Çünkü Antalya ekonomisi için önemli. Ama ekonomide genel anlamda da dünyada şu anda satın alma gücüne göre 13.'yüz. Rakamla 17.'yiz. Ve Avrupa'da da 6.'yiz. Neden ilk 10'a girmeyelim? Neden ilk 3'e girmeyelim? Bunların temellerini atıyoruz. Öyle kur, döviz kuru oyunlarıyla Türkiye yıkılacak bir ülke değil. Bu esasen bugüne kadar Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, diz çöktürmek isteyenler diğer yöntemlerle darbe girişimi dahil başarısız oldular. Şimdi ekonomik saldırıyla Türkiye'ye zarar vermeye kalkıyorlar. Ama bizim ekonomik yapımız çok güçlü, biraz önce söyledim. Mali yapımız çok güçlü. Bankacılık sistemimiz çok güçlü. Disiplinimiz var. Bütçe dengemiz var ve en önemlisi de milli gelire oranla borcumuz çok düştü. IMF'ye borcumuz sıfır. Bizi o IMF'li günlere döndürmeye çalışıyorlar ama biz dönmeyiz o günlere. Buna da fırsat vermeyiz. Bunlar oyundur. Bu oyunları bozacağız, bozuyoruz. Ama 24 Haziran'a kadar böyle oyunları oynamaya devam edecekler. Ama 24 Haziran'da zaten milletimiz bunlara darbeyi vuracak. Biz dünyada ülkeler batarken büyümeye devam eden bir ülkeyiz. Etrafımızdaki tüm zorluklara rağmen geçen sene %7.4 büyüyen bir ülkeyiz. Çalışan bir ülkeyiz, üreten bir ülkeyiz. Bakınız ihracat gelirlerimize. Geçen seneye göre bile artış var. Bu sene 175'i geçeceğiz. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşacağız.